Merhabalar, ben Köfte İsköfte ve Feed the Bees'in 8. bölümüne hoş geldiniz. Tüm bu hafta sonu neredeyse dışarıda olduğum için bir bölüm gelemedi maalesef. Ve çekmiş olduğum bölüm olmadığı için. O yüzden bu biraz gecikmeli geldi. Bugün Ash de Fated de yok. Sadece Raxian'la birlikteyiz. Ne haber? İyiyim. Öyle işte. Tabii siz yokken... Gene oyuna girebiliyordum ancak çekim yapamıyordum. İki önemli şey hallettim. Birincisi Industrious, diğeri Imperial. Nasıl elde edecek, mutasyonu elde edeceğinizi göstereceğim size şimdi. Industrious. Arılarla uğraşmak için sabah olması lazım değil mi? Evet. Tamam. Diligent ve Unwary'nin birleşiminde oluşuyor. Unwary, Diligent ve Cultivated'den oluşuyor. Diligent'i göstermiştim zaten. Imperial'a gelecek olursak Noble ve Majestic'ten oluşuyor. Noble gene aynı şekil. Majestic de bundan oluşuyor. Ve gündüz yapalım mı? Hadi yat. Tamam. Yat. Tamamdır. Ve bu arıların önemli noktasına gelecek olursak Industrious polen üretiyor. Imperial ise Royal Jelly üretiyor ve Imperial'ın bir özelliği gördüğünüz gibi, tabii göremediğiniz gibi, hadi tamam. Regeneration veriyor. Beatific diye bir özelliği var ve bu regeneration verir. Tabi bunun yanı sıra bu güzel bir özelliktir. Regeneration candır ya. Özellikle fake aşırı lazım o. Evet, onun Super Hardcore serisinde bayağı ihtiyacı olacak buna. Zaten evinin çevresine birkaç tane bu arıdan döşedi mi artık hiç sıkıntı yaşamaz. Bunun dışında bolca bal ve seed oil de sıvılaştırdık. Squeezer ile. Biraz daha balım şurada birikiyor olacaktı. Evet. Ve birazdan bir advanced arıcılığa giriş yapmaya başlayacağız. Imperial ve Industrious gelişmiş arıcılık için ihtiyacımız olan bir şeydi. Ve artık onlara sahibiz. Ve bolca da olduğuna ihtiyacımız var. Neyse ki şunlar var. Dumbrex'im gel. Gel benden al ya direkt. Yok, gerek yok. İstemediğim kadar olacak yakında. Ben de yakında Forestry Tree Farm'larını kurmaya başlayacağım zaten. Yok, ben diğer taraflara Tree Farm'dan farklı bir şey yapmak istiyordum bir kısmına da. Hiç uğraşmadım. Direkt Tree Farm. Yani saniyesinde yapraklar dökülmeye başladı, çevre tamamen chestnut dolu. Chestnut ağacını mı şey yapıyorsun sen orada? Evet, iki tane. Direkt jungle ağacı yeter ya. Chestnut bir şey daha üretiyor yalnız, hatırlatalım. Evet, chestnut. Asıl redwood sahip, redwood'a sahip olmak isterdim şu an. Sequoia. Redwood. Redwood, Forester'ın Redwood'u. Forester'ın Redwood'u var mıydı? Var. O nasıl? Normal Redwood, şu devasa boyutlarda. Natura'nın değil mi? Nasıl şey yapıldığını? Natura'nın da var. Biomes of Plenty'nin de var ancak bizde Biomes of Plenty yok. Forester'ın da var. Çıkmadı Forester'den. He? Redwood deyince Forester'den hiçbir şey çıkmadı. Sapling diyeyim. Milyonlarca sapling var. Çıkması lazım. Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba adını? Yok diyebiliyorum ben de. Grande Diyarz, Baobab, bir de Sequoia en büyükleri zaten şeyde, Forestry'de. Ha, evet. O zaman onunla karıştırıyor olabilirim. Neyse, şunlar düşe dursun, ben de kamerayı durdurayım.
Tabii şu an bir inventory dolması sorunumuz var. Hemen şunları boşaltalım. Bir de hazır gelmişken Ne? Raxian geçen Ne? sözümü dinlemeyip bir şey yapmıştı. Şunu yapıp ben bir şeyle uğraşıyorken bana saldırmıştı. Ve ceza olarak Exterminator'la onu öldürüp bu kılıca el koydum. Ve şimdi onu siliyorum, sildim. İyi. Bende daha iyisi var şimdi. Olsun. Neyse. Ranch, gitme oraya. Omni Ranch ağaç çesine gitmeye karar verdi. Şimdi... Ve Squeezer'ım doldu. Neticede birazdan yapmaya başlayacağım şey için bolca honey ve seed oil gerekecek. Al verim yapıyorsun. Yep. İki tane. İki. Evet. İki tane al veriyi ne yapacaksın? Şey, Imperial'ın da Industry ismini onlara koyacağım. Ha, tamam. Bu sayede daha fazla al veri için daha rahat bir çalışma ortamım olacak. Ve havada son bir leaf kaldı. Ona da gerek yoktur artık. Ve aç gözlüyümdür. Tamam. Ama düşer o birazdan. Sen de sonra gidip alırsın. Ve yersin direkt mi? Yemek. Chestnut'u diyorum. Yiyor. Yiyebiliyorsun da çok berbat. Yarım kutu. Evet, bu ballarımız da bitmiş. Ve şimdi geriye kalıyor iki tane carpenter yapmak. Evet tabii. Ah. Şimdi carpenter. Bolca bonus. 4 tane varmış zaten. Toryum ne işe yarıyor? Bende bir tane var. Toryum. Evet. Reaktörlerde kullanabiliyorsun. Başka? Başka amplifier olarak kullanabiliyorsun. Ha, ne kadar yapıyor? Direktmen bir tane mi? Şey... Scrap'le aynı olması lazım. Toryum neden scrap'le aynı olsun ya? Scrapbox'la aynı olması lazım, pardon. Dur Emin değilim. bakayım. Scrapbox'tan 4 tane gerekiyordu. Şeyden de 36 scrap'tan. Yani ama bu normal mass fabricator'ın şeyi. Bilmiyorum. Hatırlatırım, elimizde Metro Fabricator var. Biliyorum. O scrap kullanımı aynı mıydı? Değil miydi? Daha az. Daha mı az scrap kullanıyor? İyi. Evet. Çok daha az scrap kullanıyor. Ama daha fazla enerji kullanıyor Metafabrik. Evet. Dur başım. Ha, bunun dışında fark ettiğiniz gibi Emi Network'ümüzü aktif ettik. Çünkü dur. Yaptığım şu değişikliği göstermeyi unuttum. Combustion Engine'e geçtik burada. Yine aynı açıp kapama sistemi ama Steam Engine'ler yerine Combustion Engine. Yani şu anki durum için Combustion Engine kullanmam çok daha mantıklı. Yani çünkü hem öyle aşırı hayvansı bir enerjiye ihtiyacım yok hem de sürekli çalışmasına ihtiyacım yok. Ve sürekli bir benzin üretimim yok. Akşam oluyor. Ne güzel. Tamam işte sabah yapalım direkt ya. Ben iki tane carpenter'ımı yaptım. Evet. İki tane carpenter'ımız hazır. Aslında bir tane carpenter'a ihtiyacım vardı şimdi düşündüğümde. İki tane değil mi? Bir tanesi Bir şu. tanesi zaten var. Ha tamam. Halihazırda. Fazlayı Ve Liquid Tesseract'a ihtiyacım var ama ufak bir sorunumuz var. Diamondlarımız çok az.
Hem sen Diamond üretmenin yolu vardı. Call FB. Evet. Şu an Lapis Lazuli blokla da yapabiliyoruz da Gold daha mantıklı şu an. Lapis Lazuli blokla nasıl yapıyorsun? Tome of Alcast. Ha o. Yani. Şu Xenon'un modundan değil mi? Evet, Xenos Reliquary'den. İşte. Benim telaffuzu bilirsin. Hiç Reliquary diyemem. Reliquary demek zaten zor hani. Aldıklarını yerine. Bir de üstüne üstlük Xenos Reliquary demek. Daha da fiyat. Şimdi 3 tane Tesseract yapmam lazım. Çünkü bir tane var elimde. Ve Hardenblast. Şu tüm Obsidian'larımızı çevirmek zorunda mıydı? Dur ben Nether'a gitmişken bir bakayım şu pampa. Bu pump en alt katlardan mı başlıyor yoksa en tepeyi mi yapıyor direktmen? Bilmiyorum. Hatırlatırım hiç pumpları kullanmadım. Kullandım su yapmak için 1.25'te. Evet. O... Şey, Nether pumpların, Nether'da pumpları kullanmadım. Tamam. Haber. Hı? Evet. Aa, bu arada Emi Network'ümüz hakkında ufak bir detay. Şurada temel resource'ların hepsi bunlara yerleştirilmiş durumda. Fakat diğer her şey şu chest'lere storage bus'larla bağlı. Ve tek fuzzy storage bus'ımız da bu. Storage bus'lar şurada mı? Evet. Fasatlarla kapadım. Fark ettim. Fasatlarda azıcık bir texture bug'ı var zaten. Ben de bunu alırım. Niye? Hayır, hayır, öleceğim. Hop, helmet'ımı kırdın. Tamam, ben kendi kafamı giyindim. Çok süper oldu. Şimdi tamam, chest play. Şimdi... Tam odası aşağıdaydı. Dur. Şunların yapımı bekliyorduk. Ha, yapılmışlar zaten. Bakayım ne geldi. Az eş varken her şey daha kolaydı benim için. Chest plate'e ne zaman haste gelebiliyor? Bilmem. Projectile Protection 4, haste 3, tones 2. Ne güzel, tones güzeldir. Ama bu chest plate'e ne zamandan beri haste geliyor? Hiç bilmiyorum. I have no fucking idea. Okay. İşe yarıyor mu ona bakmam lazım şimdi. İki... Üçüncü için malzeme de sağ. Ve işe yaramıyor, mükemmel. Gereksiz yer kaplayan bir... Şeyden, NFR'ın şeyini kullanarak oradan çıkartıp ayakkabıya koyarım. Evet, mantıklı. Yardım lazım mı? Hayır. Her şeyi hallediyorum şu an. Tamam. Ya, bu arada bolca propolisimiz var ve yakında lapis pipelardan çıkıp APS pipelara geçeceğiz. Reforester mantığıyla ilerleyeceğiz yani. Bunun dışında Tesseract'ımı alayım. Tamamdır. Sizde... Bir aralar Insertion Pipe vardı. Onlara ne oldu? Insertion Pipe'lar kullanıyorum işte, Lapis Pipe'lar. Lapis Pipe mi?
Ha, Thermal Expansion geri eklemişti, değil mi? Eklemişti değil mi? Evet. Tamam, ben şimdi bunu lavaya atayım. Neyi? Benim hedi. Ha, bu arada unutma, neredeyse unutuyordum. Achievement'larımızdan birini gerçekleştirdik. Ne? Muz ağacı. Onu yeni mi öğreniyorlar? Evet, yeni öğreniyorlar. İyi. Çünkü o zamandan beri kayıt yapamıyorum. Dur, neden şuradan arıyorum? Buraya bağlı neticede ne zorluyum? Bütün chestlerine bağladın mı hepsini? Evet, hepsine bağlı. Benim şöyle bir fikrim vardı. Dev gibi bir tane better storage şeyi yapacağım. Şöyle bir fikrim vardı diyorum. Dev gibi bir tane better storage crate şeyini yapacağım. Ve muz ağacımız karşınızda. Dinle şimdi bak, better storage var ya, onun evet, crate'i var. Ondan dev gibi yapıp bir tane storage bus koyacağım. Mantıklı. Oha, fazla mantıklı. Ama şey, better storage'ımız yok. Biliyorum. He. Olsaydı cidden mantıklı. Ve 4 tane lucky tesseract'ımız hazır. Redstone disable. Receive only. Conra online. Evet. Sen Seed'e öldün, evet. Sen de Honey ol. Honor on me. Receive on me. Five. Beş. Tamamdır. Buradaki tesisatlarımızın buradaki etabını kurduk ve Lucky Duck lazım buna. Lucky Duck ve Lever. Tam yeteri kadar Lucky Duck'ım varmış. Ve tam yeteri kadar Lever'ım varmış. Mükemmel. Fazla mükemmel. Evet. Şimdi gidip Call. Benim asla karşı koyamayacağım bir şey vardır. Call. Evet. Ve de diamond. Bir saniye, ben neden bununla kazıyorum? You say diamond. Hayır. Hani diamondlara o kadar diamondlar benim için o kadar karşı konulmaz değil. Bir call değiller. Öyle mi? Evet. Ama 64 tane kol, bir tane diamond. Hı? 64 tane kol, bir tane diamond ama. Ama bir tane diamond 64 tane kol etmiyor. Equivalent exchange to... Ama kollar enerji birimi olarak algılanıyordu. Adı neydi onun? Vardı ya özel chest adı. O tam, onu hatırladım. Silk Touch Pickaxe kullanmanın avantajı ne biliyor musun? Milyonlarca yer kaplayacak şeyi bir yerde taşıyabilir. Hayır. Ne? Sürekli chestlerinde falan filan stone bulunuyor. Smooth stone. Evet. Bir de mining age'i ne zaman yaparız ya? Ben hiç şey bulamadım. Force Gem. Bilmiyorum. Bizde var Force Gem. Kullanmayacağız da. Mantıksınız alabiliyor mu? Kullanmayı planlamıyoruz hani. Tamam o zaman ben alayım. En azından ben planlamıyorum. Eşin bir planı var mı bilmiyorum. Eş sen yokken bir şey planlamaz bence. Evet, sen ona zaman bırakmıyorsun plan yapacak. Eş şunu yapıyoruz. Eş bunu yapıyoruz. Eş. Yeni crafting table'ını sevdin mi? Hı? Yeni crafting table'ı. Evet. Her kadar Daleklerden nefret etsem de. Her Doctor Who hayran gibi. O yüzden koydum zaten.
Bu Force Meets ne mükemmel şey biliyorsun değil mi? O ne? Var ya ayı pentesi gibi olan şey. Ha. Onu kullanan 3 tane var. Tamam bakarım. Dartcraft pek ilgimi çeken bir arkadaş değil ya. Ama yine de sende 3 tane varken onları kullan. Hızlı bir eşya. Çoğu şeyde çalışıyor. Hızlı şeyleri ben sevmiyorum. Sen benim eski bir izleyicimdin. Bunu bilmen lazım. Hayır öyle değil ama Advanced şey gibi değil. Bir tek 4'te öyle. Az Advanced Time Trading'in... bir saniye. Tesseract ayarlıyorum. Hemen geleceğim. Tamam iyi. Ve tesseractlarımızı da koyduk. Cidden ama senin neden çoğu zaman evi ortaya küçük bir kare etrafına büyük dört kare yaptığını hiç anlayamadım. Nasıl yani? Evlerini diyorum. Hani Ha. ortaya 15-15, 15-15'lik kenarları 17-17'lik yapıyorsun ya. Ortaya çok fazla şey koymuyorum. Yan odalar önemli özelleştirilmiş odalar oluyor ve 17'ye 17 bile yetmiyor bazen. Hayır benim dediğim o değil ama şimdi tepeden bakınca 17'ye 17 ortada. 15 şey Ah 15'ler daha kötü duruyor. kenarda olsa daha iyi olurdu. Kenarlar çok ufak duruyor o durumda. İşte ne güzel. Güzel olmuyor. İyi. Bende de bayağı moson var. Bir tane zombi spawner buldum. Tamamdır. Şu arkadaşlarımız hazır. Ve şimdi bize 27 çarpı 2 kaç ediyordu? 54. Bana bunu soruyorsun öyle mi? Evet. Matematik. Mükemmel bir arkadaşımız. Sen hiçbir şey bulmuş muydun dungeon? Yani Evet. o şey yap oradaki spawner'ı alıp sana vereyim mi? Hayır. Neden? Oplu sevmiyor musun? Yep. Ya. Wood. Bana wood lazım. Bak dışarıda ağaç var. Ya da Yok, gel kendi buraya. sistemimden alıyorum. Ya da benim yanıma gel. Beni şu fazla olmadan önce kurtar beni. Ney? Odunlarım aşırı fazla olmadan beni kurtar. Al biraz. Mesela direkt şu. Ne kadar var? Şu anda o kadar fazla yok. 6 stack falan var da artıyor gittikçe. 4 steğini çalacağım. Tamam çal fark etmiyor hiç. Evet. Yeni evlerimde duruyor hala. Ne? Size gönderdiğim yeni ev hediyeleri. Woodların nerede? Mutlarım dışarıda. Tanrım burada. CCC Forestry Multifarmlar CCC. 2, 3, 4, 5. Bu bölüm ben de bir Forestry Multifarm'ına giriş yapayım. Kolay aslında ya. Bir tek Evet. fazla tim istiyor. Video, tim konusunda sıkıntımız yok bizim. Zaten daha Biraz kapır önce istiyor. yaptım ben bayağı bir 20 tane. Evet bu sıralar ben bayağı bir dörtlük yapıyorum. Gene kaydetmeyi unutmuşum. Thermal Fabricator yaptık ve bayağı tin elektron tüp elde ettik. Bunun dışında şuraya bu resmi koyduk ve bunlardan 218 tane lazım. Bunun yanı sıra sizden azıcık daha lazım. Chestnut olacak. Gel. Seed oil kullanıyor bu. Bu da honey kullanıyor. Tesseractlarla bağladık. Aşağıdan. Şu ise farm için lazım. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27. Sen stone yok. Ne kadar lazım? Yok en sıkıntı değil Stonebrick benim için.
7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Tamamdır. Şimdi bunun dışında bize başka ne lazım? Farm Gearbox. Senin için 3 tane. Bunun dışında Hatch için 2 tane. Valve için 1 tane. Controller için 0 tane. 2, 3. Tamamdır. Bu arada sen nereye gittin? Kim? Ha tamam. Mikrofonun sesi kesildi de. Ha. Konuşmuyordum. Şey ya, neyle yapılıyordu leather şey kullanarak? Induction smelter. Anlamadım. Rotten flash bir de bir şey kullanıyorduk, o neydi? Leather yapılıyordu. Ha sugar. Tamam hatırladım. Bilmiyor muydun? Dur. Algılayamadım dediğini bir an. Induction smelter'a sugar bir de rotten flash koyunca leather yapılıyormuş. Ha bak bunu bilmiyordum. Bir şeyler. Ve farm control block. Bunun için golden electron tube lazım. Farm kontrolörü neden yapacaksın diye soracak olursanız... Yapmak istiyor. Hem o, hem de farmımı istediğim zaman kapatıp açmak istiyorum. Ve Thermic Fabricator ile işimiz bittiğine göre enerjini keselim. Ve... Daksiyen gene koptu. Evet. Bu arada kopuyor böyle işte. Hemen şunu kapatıp gidelim. Evet. En son nerede kalmıştık bakalım. Bunlar tamam. Sayılır. Geriye sadece bunlar kaldı. Bunlar da zaman alır. Şunları koyalım. Zaten bunlar bir sonraki bölümümüzde hazır olacaklar ve bir sonraki bölüm alveyerilere giriş yapabileceğiz. Ancak başlangıç için alveyerileri sadece alveyeri olarak kullanacağız. Evet, şimdi chestnut'a o kadar ihtiyacımız yok. Seni keseceğim. Şu an muza ihtiyacım yok. Zaten muza zaten ihtiyacım yok. Muz sadece achievement için lazımdı. Ama muzlar güzeldir. Potasyum kaynağıdır. Muz yiyin. Bolca muz yiyin. Çünkü muz gerçekten güzel bir potasyum kaynağıdır. Evet. Şunları şurayı biraz temizledikten sonra... Tamamdır. Bu yeterli. Bu alan... Evet, şimdi 4 blok mesafedeydi. 1, 2, 3, 4... Şuradan itibaren kazmaya başlayacağız. Excavator'ım nerede? Tamam. Tamamdır. Evet, şimdi öncelikle... Excavator'ımda bir kat daha kazayım. Valve. Valve'i şuraya koyalım. Kontrol blok buraya. Gearbox buraya. Hatch buraya. Bir tane daha hatch'e ihtiyacım olacak sanırsam. Ay yok olmayacak. Evet. Şunları da dizelim. Ve gene excavator'a iş düşüyor. Burayı boş bırakmışım. Evet. Bunun için bu forestry farmları hakkında bunlar için bir böyle bir çalışma alanı da lazım. Onu ayrı ayarlıyorsunuz yani. Evet.
Hoş. Baltayla toprak kazan ilk insan olsam ge olsa gerek. Olsa gerek. Evet, böyle bir alan açtıktan sonra, bu arada bu bir multiblok gördüğünüz üzere. Sırada en noktalardan biri. Bunlar. Evet, bunları da dizdikten sonra hemen geliyorum. Unutmadan buraya bir kat daha kazmam gerekiyordu, onu unuttum. Hemen kazıyorum. Evet, çalışma alanını da yaptıktan sonra her şey tamam. Şimdi geriye kalan şey otomatikleştirmeler. Düzeldi mi? Ha, güzeldi mikrofon. Sessiz gidin ya. Ya. Evet, şimdi bir de import ve export bas lazım. Dur ya, neden iki tane bronz alıyorum? Bilmem. Ha, Greg de gaz atmıştı onu. Ha evet. Günaydın. Greg Tech kullanmıyorum, unutmuşum. Because Because Greg is evil. sınım varmış benim. Şuraya bir tane de var. Sonra bunu koyuyorduk herhalde. Ve birden fazla Saçma bir piston. şey, sticky pistonum var, normal pistonum yok. Suya koyunca bence onun normal pistona dönüşmesi lazım. Öyle bir sahip koymaları lazım. Su kovasıyla birleştiriyorsun. Lazım bence cidden. Tamamdır. Ve bolca M2 ile. Bolca. Ne kadar? Bolca. Kaç tane? Bilmiyorum ama bolca. Tamam. Anladım. Çok tamam. Yap. Şimdi obsidiyeni koyup Tabi bunun için dolayısıyla da bolca glass. obsidiyeni sağ tuşla. Sonra obsidiyeni koy. Ona sağ tuşla. Benim kitabı koy. Ne kitaba da sağ tuşla. Upgrade to. Ben neden hiç normal kürek yapmıyorum? Her seferinde bundan şikayetçi oluyorum ama bir türlü yapmıyorum. Neden? Hiçbir fikrim yok. O yüzden soruyorum ya. Tamam. Torch. Why you do this to me? Basımız alalım. Koyalım. Şu Forester'in şeyi neydi adı? Bon meal oluyor değil mi? Mavi Evet. taslar. İyi. Adını unuttum direkt ben. Fertilizer'mış. Ben onu hep bomb yılı olarak kullanıyorum zaten. Tamam, iyi. Bu ağaçta da çalıştı. Onu eklemesi güzel, bayağı güzel oldu. Mantıklı. Zzzz. Ha, uyuyorsun, tamam. Evet. Anne neden zızlıyor, bu arı taklidini yapıyor falan dedim. Öyle olsa bızız derdim. İyi. Ya yine mi Bekliyorum. ya? Bekliyorum.
Uyuyorum zaten. Yağmur. Yağmur ya. Hatırlatırım. Hatırlatırım, bizim serverdasın. Evet işte, sınırsız su kaynağı yapmak yerine bir tane kolektör yapacağım direkt. O derece yağmur yağıyor. Enerjiyi Tesseract'la mı aktarsam yoksa... Tesseract'taki bütün enerji kaybı kaldırılmıştı. Kaldırılmamıştı. %20 olmuştu. Ha, kalkmadı. Yok, Conduit kullanacağım ya. Çok uzak değil evimden. Conduit'tekiler kalktı. Tesseract'taki %20'ye düştü. 12... 12 tane yetmez bunu tabii. Bunun dışında... Cidden sen şimdi aimbot'u sildin mi? Hı? Aimbot'u... Evet! Ne? Of. Orijinal aimbot'u silemezsin. Şimdi çok garip bir bug var Barrel'da. Buraya bu. Hadi bakalım. Harding Glass'larım üretilsin o esnada. Siz de üretilin. Of ya. Ve bir adet T. Bir şey diyeceğim. Ne oldu? Şu Barricade'i hangi mod ekliyor? Efendim? Barricade diye bir şey var. Barricade. Barikat. İki tane odunu üst üste koyunca oluyor. Hiç bilmiyorum hangi mod olduğunu. Çünkü o mod yüzünden ben o şeyin özel stiğini yapamıyorum. Epic win. Neyin özel stiğini? Var ya. Dart Craft'ın. Force stick. Bir saniye. Bu kadar da epiklik olmaz. Tamamen aynı bir sahip. Bir saniye dur. Ben ne yapacaktım? Ha. Bucket alacaktım. Bir tane varmış. Neyse, sıkıntı yok. Bunun yanı sıra bir de... Level Emitter. Of. Why you do this? Bu barikat modun kimi eklemeyiz? Hiç bilmiyorum. Of. İnsan çok yaşa der. Çok yaşa. Ya. Lütfen, kimin fikriymiş bu? Aynı recipe koymuş. Evet, şimdi şuradan. Onu düzeltmenin bir yolu yok değil mi? Hiç bilmiyorum. Yani şimdi sen bir şey deneyeceğim, acaba olacak mı bilmiyorum. Ne deneyeceğim? Şimdi bak. Sende MI şey var ya, MAC. Evet. MAC'yi hazırladın mı sen? Evet. Onda onun recipe yapma şeyi hazır mı? Evet. Pattern encoder var. Yani on bir tane pattern şeyi var mı, bir şey denemem lazım diyeceğim. Yok. Ya. Yaparım onu ama birazdan. Şunu şey halledeyim. Ama. Kamera arkasında yaparız. Bölüm bitsin. Tamam. Şöyle bir fikrim vardı çünkü. Direkt ben onu yapıp çıkış yerine o çubuktan spamlayıp koyalım bir tane, sonra o çubuğu silelim. Olabilir. Tamam. Ben de senin evinde yardım lazım mı, ona bakayım. Yok, lazım değil. Lazımdır kesinlikle. Bu elimdeki var ki. Ne? Bu elimdeki diyorum. Elimdeki ne? Force branch. Ha. Lazım değil bir şey. Tamam. Evine bakayım o zaman direkt. De bu MAC'nin altındaki şeyler ne için? Perdeler. Eşe sor. Hop, creeper. İçeride creeper mi var? Öldürdüm. Hangi içeride? Dark room'da spamlanmış. Ha. Nasıl? Şuraya iki tane slab koymamışsın. Aa. Bir saniye. Nereye? Şeye, iki tane orberi olacak yere slab koymamışsın. Hı. Yeterli orberi yokmuş. Hani slab yok. Glass şimdi koyuyorum oraya iki tane. Level emitter'ımızı da koyalım. Şimdi ben ne ağacı istiyorum?
Ne yapacağız? Ebony. Ebony güzeldir, simsiyah. Ki bolca da üretiyor. Evet, bayağı büyük bir ağaç. TARDIS. We have TARDIS and I and we know it. Hı hı. Bak. Ne oldu? Neredesin? Bir saniye. 512 olunca durdur. Tamamdır. Bunu ayarladık. Geriye enerji kaldı. Neye bakayım? Güzel hat buldu. Yeah. Yes. Güzel. Epik. Aşağıdaki Creeper'dan buldum zaten. Bu hep enerji yiyor biliyorsun değil mi? Ha, ayarlamışsın. Ben sen miyim? Tamam işte, belki unutmuşsundur. Evet. Hop. Efendim? Yerine koy. Alabiliyor. Diyorum. Dartcraft op. Her bir şey alır buradakilerin bence. Bütün blokları alıyor çantası olan. Büyük ihtimalle. Yani şunları bile alırım istesem. Belki bunu. Oha! Oha! Ne yaptın? Yerin. Tamam, yeter. Bu kadar eğlendiğin yeter. Tamam. Şimdi ben biraz araştırma yapayım buradayken. Ne araştırmışsın? Tom Craft diyeceğim de üstümde malzeme yok. Bakayım, ışık yapacak bir şey var mı üstünde? Hayır, hiç yok. O yüzden araştırma yapamam. Of. Hammer'ım elimde değil ama güzel pickaxe'lerim var. Hı hı. Mesela Tesseract yapsaymışım keşke. Sırf kazmamak için mi? Evet. Bu en küçük şeyli farm herhalde. Evet öyle. Daha büyüğüne ihtiyacım yok neticede. Evet. Hangi ağacı kullanacaksın? Ebony. Ebony. Ve bolca her iki tür kabloda ya da ihtiyacım olacak. Çok süper. Şey ama bu da Optifine yüklüyken böyle üstündeki ipler var ya, onlar kaybolup duruyor. Şey, texture bug'ı var. Neyin? Optifine yüklüyken şu farm blokları. Ha, evet. Evet, o asıl şey Pursuit'te var. Asıl bak. Direkt texture'ların çoğu gözükmüyor. Emi cable'larımızı götürelim. Fasatlar da gizleriz zaten. Sen de Emi sistem var tabii ki de. Direkt ben kolay senin yapman. Evet. Bendeki o kadar da kolay değil. Direkt ben barrel'lara koydum ben. Gördüm. Benim izleyicilerim de görecek yarın. Hı hı. Sizin izleyiciler ne zaman görür bilmiyorum. Berkcan Antalya'dan geri dönünce. Evet. Ki büyük ihtimalle burada video çekmeyi iptal edebilir. Ha. Oynamayı daha çok seviyor video çekmektense. Evet, onun farkındayım. Ve şimdi... Conduit.
Elektrumum bitti. Dur sana hazırlayayım direkt ben, sen Yok yaptığına gerek devam yok. et. Sorun olayım bir bölüm. Gerek yok. Sorunsuz bölüm çekmek istiyorum. Tamam. Sonra demesinler her şeyi eşe yaptırıyor diye. İyi de bu bölümde eş olmuyor, ben yapıyorum. Olsun. Yapacak bir şey bulamadım, canım sıkıldı. Olsun. İyi. Sana ceza, bir şey yapmayacaksın. Ne? Bakayım sende değerli bir şey var mı? Ahem. Ne? Almayacağım. Bu Division şey yapınca bir de uyuyamamıştım. Ne oldu tahmin et. Ne oldu? Sabaha kadar her taraf şey oldu. Aktif yapınca şey oluyor ya böyle. Hı. Ve her tarafta zombi doldu şeyle. Evet. Değişmiş miydi bu conductive pipe'ler? Evet. Ne oluyordu onların, ne farkı var eskilerinden? Onu incelemedim pek. Biraz inceleyeceğim ve yeni bir build craft daha sonra. Direkt yeni bir tanıtım, eski bir tanıtımım yok gerçi de. Bir build craft tanıtımı yapacağım bir ara. Magic Energy Converter de OP ya. Şey falan yapınca ona Nether Star farm yapıp onu koyunca. Ya direkt ben Dragon Energy Sifon. O OP değil. Öyle. Hay şey onun ne kadar flux ürettiğini biliyor musun? Onu Flux'ı o makine üretmiyor. O üretiyor. O makine olmadan da Dragon Egg'i koyarsan Dragon Egg üretiyor. Makine O değil. arttırıyor. Dragon Egg'i koyunca kendiliğinden üretiyor. Adamın demetası şey o. Ama ben şey yapıyorum direkt, ben end'e koyuyorum onu, end'de üretiyorum. Dragon Egg için bir sahip var mı? Var. Bakayım. Zaten Dragon'u gidip öldüreceğiz biz. Ne zaman? Bilmiyorum. Block of Diamond ya da bu ne? Ha, Dragon Egg Chunk şeyle yapılıyordu. Herhalde Magic Build'di. Magic değil, magic. Magic işte, her neyse. Yine aynısını söyledim. Şurayı daha fantastik yollarla hallederiz. Evet, geriye sadece bunları bağlamak kaldı benim için. Onları bağlayıp bölümü bitiririm birazdan. Evet ve demin kablolarımızı bağladık. Şimdi bakalım bu çalışmaya başladı mı? Toprak gelmeye başlamadı daha. Toprağı şimdilik elle koyalım. Dur, sen bir şey yapmayı unuttun. Onda yardım etmem lazım bence. Ne yapmayı unuttum? Yani bak, sapling olan yerler var ya, onlarda bir stack'lik yer hariç hepsini odun falan koy. Neden? Orada boşu boşuna birikiyorlar çünkü. Ha, sıkıntı yok. Sepetlerle o kadar işim yok. Ebony. Evet. Kaç enerji verdim buna? Direkt ben sisteme mi bağlayayım? Sistemi bağladım. Yani ne kadar aldığını ben de bilmiyorum. Azıcık dört alayım senden. Şeyde de çok feci bir bug var ama ya. Neydi? Şu nepseklerde anlatmış mıydı? Ha evet anlatmıştım. Sınırsız elmas.
Evet, Tree Farm'ımız hazır. Bu Soarin' Chest burada ne yapıyor? Hangi Soarin' Chest? Soarin' Chest'miş. Hı? Bu. Soarin' Chest. İşte ne yapıyor burada? Soarin' Chest'ler ne yapar? Orada durur ve yeri şey yapar. Evet. Bloklar etrafı. Al. Soarin' Chest'ini chest'in içine koy, al. Neredesin? Al. Nightcraft mükemmel. Soarin' Chest. Bir ara Forgecraft'ta bir muhabbet dönüyordu. Soarin Effect diye bir efekt koyma arılara. Chest'leri rastgele şey yapıyor. Yok, çevreye random chest dolduruyor. İşte onu diyorum ben de. Rastgele chest koyup içine rastgele item mi koyuyor? Evet. Ve rastgele item koyuyorsa mükemmel şeyler de gelebilir. Şimdi Beeswax. Şey mükemmel fikirmiş ama ya. Şu Bibliocraft'ın şeylerine Butterfly koymak. Şimdi hasatlarımız mesela kalmış olması lazım azıcık. İki tane varmış. O kadar da buzdolabı yapmışsın, içinde hiçbir şey yok. Eşe sor. Tamam, ben buzdolabına biraz yemek koyayım. Ve fasatları döşelim. Ve bölümü burada bitirelim. Köfteyiz, köfteyiz, köftedin günler, iyi eğlenceler.